Herkese merhabalar, Papatya Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli ve şahane bol patatesli, nohutlu, tavuklu sulu köfte tarifiyle geldim. Öncelikle 2 adet yıkamış olduğum tavuk butlarımı tencereme alıyorum. Üzerine bol soğuk su ve 1 yemek kaşığı tuzumu ekleyip haşlamaya bırakıyorum. Haşlamış olduğum tavuk butu etlerimi derilerini kenara ayırarak küçük küçük parçalara ayırıyorum. Suyunu süzgeçten geçiriyorum. Tavuk suyumu kenara alıyorum ve köftelerimi hazırlıyorum. Yarım kilo küp küp doğramış olduğum tavuk göğsü etlerimi mutfak robotuma alıyorum. Üzerine küp küp doğranmış 1 adet büyük soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberimi ekliyorum ve mutfak robotumdan geçiriyorum. Harcımı geniş bir kabıma alıyorum. Yanıma almış olduğum 1,5 su bardağı ince esmer bulgurumun önce sadece 1 su bardağını ve 1 adet yumurtamı ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Köftemizin harcı kesinlikle sert olmaması lazım arkadaşlar, yumuşak olması lazım. Zaten yoğurdukça ve beklettikçe kıvamı sertleşiyor. Geri kalan yarım su bardağı ince bulgurumu da ekledikten sonra en son 1 yemek kaşığından az unumu üzerine ekliyorum ve devam yoğuruyorum. Hemen sizlere yakından kıvamını gösteriyorum. Kesinlikle bu şekilde yumuşak bir kıvamı oluyor arkadaşlar. Ve hemen küçük küçük nohut büyüklüğünde parçalar alıyorum ve büyük bir sabırla köftelerimi hazırlamaya başlıyorum. Eğer bir yardımcınız olursa işiniz daha kolay olacaktır. Evet, köftelerimiz hazır. Ben yarısını buzluğa kaldırdım. Yarısını da hemen hazırlıyorum arkadaşlar. Tenceremin altını açıyorum ve içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı domates salçamı alıyorum ve salçamızı kavurmaya başlıyorum. Salçamızın kokusu çıktığı zaman üzerine 3 adet doğramış olduğum patates ve arzuya göre nohut ve baharatlarımı ekliyorum. Baharat olarak vegeta, kırmızı tuz, toz biber, pul biber ve karabiber ekledim. Güzelce karıştırıyorum ve kenarda bekletmiş olduğum tavuk suyumu üzerine ekliyorum. Eğer tavuk suyunuz az gelirse üzerine kaynar su ekleyebilirsiniz. Karıştırıyorum ve kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynamış olan harcıma köftelerimi dikkatli bir şekilde ekliyorum. Yemeğimizi ara sıra kontrol ederek kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet, yemeğimiz pişti. En son kenarda bekletmiş olduğum tavuk butu etlerimi içine ekliyorum. Tekrar kapağını kapatıp 2-3 dakika daha pişirdikten sonra yemeğimiz servis için hazır. Dilerseniz yanında pilav ile servis yapabilirsiniz. Evet, yemeğimiz bitti. Ben hemen sıcak sıcak sizlere yakından lezzetini de göstermek istiyorum. Eğer tavuklu sulu köfte denemediyseniz mutlaka bu şekilde deneyin arkadaşlar. Patatesli, nohutlu, bol tavuk etli, inanılmaz lezzetli, doyurucu ve çok sağlıklı bir yemek oldu. Gördüğünüz gibi harika oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.